Herkese merhaba arkadaşlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. İki gündür beklediğimiz Slime Challenge'ın ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayım. Karşınızdayız. Buse de yanımda gözlemci olarak arkadaşlarım. Aynen. Aslında bu videoda olmasa da olurdu. O nasılsa Popsi Slime'ını açtı, yaptı, gördük. Evet, hepimiz çok beğendik. Hayran olduk ki benden defalarca istemişsiniz. Arkadaşlarım, aslında ara vermemin nedeni de buydu. Bakalım sevdiniz mi, sevmediniz mi? Bundan bana bahsedecek misiniz? Her videonun altında Popsi Slime devamını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Biraz gözlemlemek istedim. Size çok çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Benim kadar siz de çok sevmişsinizdir. Zaten aynı frekansta olduğumuzu biliyorum. Benim sevdiğim, keyif aldığım oyuncakları sizin sevdiğiniz de biliyorum. O yüzden ayrıca pek bir mutluyum arkadaşlarım. Hadi şimdi açalım. Şu iki günlük bekleyişi artık daha fazla uzatmayalım. Make Unicorn Poop. Yani unicorn kakasıymış arkadaşlarım. Sizler açıkladınız. Ben gayet masum bir şekilde. Yaşasın rengarenk. İşte şekiller çok güzel. Renkler muhteşem. Yazı karakterleri harika diyerek. Bir de içinden sürpriz slime malzemeleri ve karakterleri çıkıyormuş diyerek böyle. Böyle seve seve kucakladığım bir paketti arkadaşlarım. Meğer kakalı bir şeymiş ya bu. Olsun, gırgırına, eğlencesine. Biliyorsunuz emojilerde bile bu karakter var. Ne olmuş yani? Bazen bu tür şeylerle dalga geçmek gerekiyor. Evet, bazen hayatta da dalga geçmek gerekiyor arkadaşlarım. Bazen her şeyi ciddiye almaya gelmiyor. Ama siz beni yine ciddiye alın arkadaşlarım. Ben çünkü sizi gerçekten çok seviyorum deyip bakalım Buse'nin gösterdiği performansı ben gösterebilecek miyim? Evet, kalp kalbi unuttuğumu zannetmeyin. Buse'cim gelmişken bir de merhaba dersin herhalde. Evet, merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben bu girdim çünkü bu slime challenge benim kazanacağımı biliyorum. Annemiklerden beğenmeyeceğiz şeyler çıktığına eminim. Hadi bakalım. Benim tek korkum, hadi şunu açayım ondan sonra söyleyeyim. Evet, Buse kadar başarılı bir performans gösterdim ve cırtlatmayı sonuna kadar yaptım arkadaşlarım. Tek korkum ne biliyor musunuz? Buse ile aynı karakterler, aynı malzemeler çıkar diye ödüm patlıyor. Eğer öyle olursa challenge'ı tabii ki Buse kazanmış olacak çünkü ilk önce o açmış oldu. Eğer bana da aynısı çıkarsa tabii ki ben challenge'ı kaybetmiş olacağım. Hemen bakalım. Kapaklarımız aynıymış. Şu renk de aynı. Şu anda Buse ile aynı çıkma ihtimali %100 arkadaşlarım. Önce paketlerimizi çıkartalım ve evet, ben anladım. Anladın mı? Ben anladım. O kadar çok karakterimiz var ki. Evet, bak bir kere bu top şeklinde Buse'cim. Seninki kare şeklindeydi. Evet. Yanılıyor da olabilirim. Hayır, yanılmıyormuşum. Bu bizim karıştırma kabımız. Şu ambalajın güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlarım bu arada evet, bu geçen süre içinde ben tabii ki boş durmadım. Çalıştım sizler için. Jockey Prozüzi ile görüştüm ve 2019'da ancak ülkemizde olacağının haberini aldım arkadaşlarım. 2018'in bitmesine şurada ne kaldı ki zaten? Evet, Ağustos'ta saymayın hadi, bozulmuş bir ay olduğu için. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, tam 4 ay sonra artık Popsi Slime'lar ülkemizde olacakmış. Ama bir sürpriz yapar mı? Yapar yani. LOL bebekler için her zaman aynı şeyi düşünüyorduk. Bir de bakıyoruz ki hiç beklemediğimiz bir anda LOL bebekler karşımızda. Bakalım bunlar da aynı performansı gösterecekler mi? Evet. Benim kovamın içinden bu arada konuşurken 3 tane sürpriz poşet çıkarmışım. Ve bir de hadi karakterlerimizi tekrar hatırlayalım. Ve sözlememizi yapalım. Hangisi çıkacak diye. Yuvarlak bir kap olduğunu sizlere söyledim. Ne yazık ki bardak olmayacak galiba. Ben şu bardaklardan, Starbucks bardaklardan evet, çıkmasını çok isterdim. Ya da aşağıdaki Pepsi ya da McDonald's bardaklarından. Pepsi. Nerede McDonald's? Bu mu? Evet, bu da Pepsi. Happy Meal'ın bardağı. Buse'cim bu arada canım hamburger istedi. Ben anladım. Ne dersiniz arkadaşlar? Ya o, beni ya tutmayın. O. İkisinden birer. Beni tutmayın. Keşke bu olsa. Bunu çok istemiştim. Buse açtığında ama sanırım bu da çok güzel. Bakın üzerinde gül var. Ben bunun yani, olduğunu düşünüyorum. Ben bunun olduğunu düşünüyorum. Hayır, sen bu mu diyorsun? Evet. Bence bu. Ama keşke bu olsa. Ananas da çok severim. Ay Buse'cim. Ay Allah'ım. Arkadaşlarım keşke burada olsanız da yanımda heyecanımı benimle paylaşsanız. Ama şu anda ekran karşısında benim kadar heyecanlandığınızı biliyorum. Ve bana şu anda gıcık olduğunuzu da biliyorum. Neden? Çünkü açmıyorum değil mi? Şöyle biraz daha inceleyelim mi? Çünkü kurallara uymadın ve ilk önce buradan başlamadın anneciğim. Ben her zaman. Ama siz bana uymayın arkadaşlarım. Kurallara uyum sağlayın ben heyecanımdan. Önce kovamın içini boşalttım. Şimdi de 4 parçalı mektubumuzu açalım. Zarfımı açtım. Buse'cim burada kabartmalı bir şeyler var. Bence bu da LOL'lerin Ice Spy serisine benziyor. Birazcık detektiflik istiyor sanki. Bakın acaba ne? İlerleyen günlerde bunu öğreneceğiz. Çünkü bunlardan daha çok aldım arkadaşlarım. Burada ne varmış? Unicorn Food. Yani unicornumuzun yiyeceği varmış. İlerliyoruz. Unicorn Magic. Sihirli slime süsü de diyebiliriz. Ve işte Surprise Scent. Kesinlikle bir aktivatör. Evet, biz bunu borax susu ya da renü falan zannetmiştik. Aktivatör zannettik ama bu bir kokuymuş arkadaşlarım. Evet, fark ettik. Videonun sonunu izleyen arkadaşlarım fark ettiğimizi anlarlar.
fark etmeyen arkadaşlarım, videonun sonunu izlemeyen arkadaşlarım bizi uyarmışlar. Teşekkür ederim. Bunun koku olduğunu yazmışsınız canlarım. İşte burada da Magic Spoon'umuz var. Yani bu bir karıştırma kaşığı. Slime'ımızı işte bunun içinden çıkacak olan sihirli kaşıkla karıştıracağız. Hadi ondan başlayalım açmaya. Kaşığımız nasılmış? Önce onu görelim. Gri, gri renkli, yine gök gürültülü ve sağanak yağışlı simgesi olan şimşekli bir bulut var. Altında da yine bir bulut. Buse'nin kaşığıyla hemen kıyaslayalım. Evet, challenge yapıyoruz dedik ya. Buse'ye altın kaşık, bana gümüş kaşık çıktı arkadaşlarım. Bakalım diğer sürpriz poşetlerde ben onu geçebilecek miyim, ama şu anda Buse bence önde. Evet. Altın gümüşten daha değerlidir. Şimdi sırada koku var. Bakalım kokumuz ne kokuyormuş. Buse'nin kokusu gül kokuluydu. O videoyu Buse bana armağan etti. Hay anneciğim, kokunu koklayalım ve ne koktuğunu çok merak ediyorum. Yasemin, portakal, cheesecake, cupcake, lavanta. Açmak istiyorum Buse'cim, dayanamayacağım. Buse'nin kokusu gül kokusuydu. Hamburger mi kokuyor yoksa? Yoksa balık mı? Öyle. Evet arkadaşlar, hamburger. Burada başka, hani hamburger kokusunu severiz evet, ama merak ediyorum. Bu ne acaba? Kola kokusu. Evet. Gül kokusu çıkmıştı, limon. Ya bu nedir? Pamuk şeker. Süt kokusu da varmış. Bak, pasta. Bubble. Cheesecake. Ya şu baloncuk kokusu nasıl bir şey acaba? Unicorn horn şeklinde kapağı olan koku mu? Yani unicorn'un boynuzu şeklindeki kapağı. Şöyle yavaşça iksirimi koklamak için. Bir damla. Şuraya yapalım. Kokumu sürdüm. Hadi benden önce sen kokla. Ne kokuyor? Oo, balık mı? Hmm. Bubble. Ne olabiliyordu? Bu nedir ki? Ha. Arkadaşlarım. Anladım. Arkadaşlar, Bubble. Ben şimdi pamuk anladım. Şeker. Hayır. Pamuk şekeri. Arkadaşlar, bana ne çıkmıştı? Gül kokusu ve bana ne çıkmıştı? Parfüm. Güllü yani parfüm. Bu... Şimdi bir de ne çıkacak biliyor musunuz? Ve bu bir kokonat kokusu. İşte şurada arkadaşlar. Şekerli bir koku. Evet, anlam veremedim Buse'cim ama hafif. O kadar güzel bir koku ki arkadaşlarım. Zaten renginden belli. Bakın bu bir gerçek galiba Buse'cim. Gerçek ne dersin? Gerçek olabilir ya. Gerçek kokonat kokusu arkadaşlarım bu. Keşke. Şimdi challenge'ımızı değerlendirmeye devam edelim. Buse'nin kaşığı altındı. O kazanmıştı. Şimdi gül kokusu mu, kokonat kokusu mu? Hangisini tercih edersiniz arkadaşlarım, artık top sizde. Biz aramızda karar veremiyoruz. Gül kokusunu ben de çok severim ama doğruya doğru yani. Aa, hayır ama bence kokonat kokusu daha güzel şu anda. Tamam. Bana öyle geldi. Evet, Unicorn Magic süslememizi de alıyoruz. Bunun anlamı neydi? Sihirli poşetimin içinden. Sparkle ya da metalik çıkarsa beni otomatikman geçmiş oluyorsun. Çünkü bana shimmer çıkmıştı. Shimmer'da yaygın olan olduğu için Buse direkt kaybedecek. Bana da shimmer çıkarsa hala eşitlik devam edecek. Benim unicorn minik midillimin yiyeceğini de buradan çıkartıyorum. Artık slime yapımında kullanacağım bütün malzemelerim dışarıda. Şimdi sırada ne var? Şu muhteşem kapkacaklarımız var. Kapımızı, saklama kabımızı. Evet, önce bardağımızdan başlayalım. Bu bizim ölçü kabımız. Aynı mı çıkacak, çok merak ediyorum. Aynı renk çıkmasın. Mavi Aa. Renkte bir bardağımız daha oldu. Ve bu bardağımızdan da slime taşmış şekli var. Ve bardağımız simli arkadaşlarım. Tam benim Amerikan Gör bebeklerimin eline göre. Ama arkadaşlar şimdi pembe bardak mı, mavi bardak mı? Tabii ki de pembe bardak. Fresh mi fresh, mavi bardak. Gökyüzünü ve Deniz Hanım satıyor bize. Hemen yaptım arkadaşlarım, uyarımı ona göre. Evet, şimdi sırada ne var? Saklama kabımız. Slime'ımızı yaptıktan sonra bu saklama kabının içinde muhafaza edeceğiz. Ve onu anahtarlık olarak hiç canımızdan ayırmayacağız. Buse'cim ben gördüm yeşil yeşil bir şeyler. Galiba. Göstermeseydin. Galiba. Kapattığı çıktı bize. Şimdiki hedefimiz ise diğerlerini bulmak. Unicorn Popsy Slime setlerinin içinden bakalım diğerlerini bulabilecek miyiz? Slime saklama kabımızın da altından açıyoruz. İstersek bunu kumbara olarak da kullanabiliriz arkadaşlarım. Hani içindeki slime bitirmişizdir. Bitirmişiz derken eskitmişizdir oynaya oynaya. Ve bu şirin şeyi bozuk para cüzdanı olarak da kullanabilir miyiz arkadaşlarım? Hadi buna da cevap verin. İçine minnacık bozuk paralarımızı koyacağız. Ve yanımızdan hiç ayırmayacağız. Slime saklama kabı olduğu gibi bozuk para cüzdanı olarak da kullanabilir miyiz arkadaşlarım? Yanımızdan hiç ayırmayacağımız çok şık bir anahtarlık, çanta süsü, slime konteyneri ya da bozuk para cüzdanı. Canımız ne şekilde kullanmak isterse işte o şekilde kullanabileceğimiz muhteşem güzel bir karakter. Bakın kirpiklerini. Evet, boyama ama hem de simli hem de çıkıntılı. O kadar özenilerek yapılmış bir karakter ki bayıldım. Ve pembe kocaman dudakları var. Ananas şeklindeki slime konteynerime bayıldım. Ve şimdi asıl merak ettiğimiz dur. Slime saklama kabımız. Durdum. Bu aşamada ben kazandım çünkü benimki glitter ve Marilyn Monroe. Evet, zaten farkındaysan hiç o şeylere de bulaşmadım. Aynen, farkındaysan. Fark evet, bardak dedik, o dedik, bu dedik ama senin Marilyn Monroe'nun üstü yok bence. Bence de. Yani var mıdır yok mudur bunu zamanla göreceğiz ama zaten bütün karakterleri de burada göstermemiş.
Zaten var mıdır yok mudur bunu zamanla göreceğiz ama çıktıkça gördükçe. Bence Merlin Morlo'nun üstü yok arkadaşlarım ama yine de bakacağız. Yine de bakacağız. Açmaya, aramaya devam edeceğiz. Seriyi, koleksiyonumuzu tamamlayacağız arkadaşlarım. Hadi açalım şunu da. Görelim bizim slime'ımızı yapacak olduğumuz karıştırma kabımız nasıl bir şeymiş. Wow. Wow. Yok artık arkadaşlarım. Yok artık. Ben bu karıştırma kabı karşısında şapkamı çıkartır, ayakta alkışlar, saygılarımı sunarım. MGA yapmışsın yapacağını. Ya böyle bir şey olamaz arkadaşlarım. En güzel, en çok istediğim karakter bana çıktı. Nasıl açıldığını bilemiyordum. Yardıma ihtiyacım vardı. Beni yönlendirin diye sizden yardım istiyordum. Bu çiçeğin güzelliği de nedir böyle? O kadar güzel ki, bu çiçeğin ismini biliyor musun Musa'cığım? Ne anneciğim? Fatma Gül çiçeği. Gerçekten açın. Gerçekten. Lütfen bakın, gerçekten öyle Musa'cığım. Ben de çok şaşırmıştım. Yani böyle bir çiçeğe neden Fatma Gül isim vermişler diye. Wow, böyle açılıyormuş. Hem de burası neden ıslak? Anneciğim, evet. Fatma Gül çiçeği diye bir çiçek yokmuş. Hatmi çiçeği varmış ama onu halk arasında Fatma Gül çiçeği diyorlarmış. Hatta dolması biliyorlarmış. Fatma Gül çiçeği dolması varmış. Yok, dolmayı karıştırma şimdi. Ama varmış. Dolmasından bahsetmiyoruz. Bakın arkadaşlar, benzemiyor mu? Aynısı değil mi? Değil mi? İşte Fatma Gül çiçeği. Yakında dolmasıyla çok yakında sizlerleyiz arkadaşlar. Evet. Fatma Gül çiçeği yazmış. Evet, bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Yani Gül ablanız ne diyorsa doğrudur. Ya bu ne güzel. Nasıl mevsimle uygun bir karıştırma kabıdır böyle arkadaşlar. Harika. Ama. Benimkinin önüne geçemedim. Geçtik bile. Neden biliyor musun? Bir kere ben Chanel'im anneciğim. Coco Chanel. Bu slime'la bu kabın uyumu, bu şeffaflığı ve içinin gözükmesi. Yani koy, misafir gelsin, parfüm diye sıksın yani. Tamam. Tamam, burada noktayı koyuyoruz. Arkadaşlarımıza devrediyoruz. Top sizde arkadaşlarım. İşte şuradaki i butonu tıklayıp Buse'ye çıkan malzemeler mi? Yani Buse'nin Unicorn Popsy Slime'ı mı? Yoksa benim Unicorn Popsy Slime'ı mı? En çok hangisini beğendiniz? Hadi ben başlıyorum artık. Slime'ımızı yapmaya slime karıştırma kabımın kapağını açarak başlıyorum. Bak, ben yaparken içini görebiliyorduk. Şimdi sen de göremeyeceğiz. Evet, sürpriz olacak çünkü. Zaten adı üstünde. Bak ne yazıyor burada. Slime Surprise yazıyor Buse'cim. Seninki hiç de sürpriz olmamıştı sanki. Bilmiyorum arkadaşlarım, hani böyle konuşuyorum diye hani sizin aklınıza çelmek istemiyorum ama evet, ben şöyle hazırlayayım. Unicorn food'umu koyacağım ama biraz sonra. Önce ölçü kabımla 15 ml suyumu ayarlıyorum. Karıştırma kabıma döküyorum. Üzerine scent, yani kokonat kokumdan 5 tane damlatıyorum. 2, 3, 4 ve bu da 5. Ve son olarak unicorn food'u da üzerine ekliyorum. Unicorn nasıl bir at arkadaşlarım? Ben minik bir dilli olarak biliyorum. Bana unicorn atını tarif eder misiniz? Renklerini, boynuzunu, yelesini. Sizin hayalinizdeki unicorn at nasıl bir şey? Çok merak ediyorum. Bütün unicorn yiyeceğini de aktardım. Şimdi kaşığımı alıp, evet, gümüş kaşığımla gurur duyuyorum. İyi ki gümüş kaşığım var. İyice karıştırıyorum. Renk sence ne olacak Buse'cim? Bence beyaz olacak. Bence hani mavi olacak. Kokonat mavi mi? Her kutucukta slime'ın olabileceği renkler yazıyor. Kokonat ya mavi olacakmış ya bordo olacakmış. Bak, benimki aynen bu renkte olmuştu. Benim iki rengim var. Bana neden iki renk önerisi sunmuş o zaman? Evet, ya o ya o. İyice karıştırdım. Şimdi kapağımı kapatıyorum. Şimdi çalkalayacağım. 1 dakika süren başladı. 1 dakika boyunca çalkalıyorum. Çok güzel görünüyor. Onu çalkalayarak hareket ettirip zarar vermeye bile kıyamıyorum. 1 dakika dolmadı mı? İşte geldim. 10 dakika bekleme süremiz bitti. Biz de bu seri o arada birazcık konuştuk arkadaşlarım. Sohbet ettik. Konuşurken ne fark ettik biliyor musunuz? Meğer bana sizler yorumlara yazmıştınız canlarım. İlk kez Popsy Slime açtınız abla. Ve size ilk açışınızda Ultra Rare. Ve size en özel, en nadir Popsy Slime çıktı demiştiniz. Manolin Monroe. Evet, Buse'ye çıkan oydu arkadaşlarım. Anneciğim. Ve o en özeliymiş. Şimdi benimkine bakalım. Zaten sen dedin ya, bunun üstü yok demiştin ya, gerçekten yokmuş. Kataloğumuzun uyarmış olmasına rağmen bakın şurada uyarmış. Bunun farkına bile varamayacaktık. Ben bunu kalp zannediyordum. Meğer asıl kalp buymuş. Bu meğer diamond'mış arkadaşlarım. En özeli yani, bakın burada. Evet, 10 dakika süremiz doldu. Ve artık karıştırma kabımı, çalkalama kabımı açıyorum. Wow. Olmuş işte. Olmuş. Gördünüz, 1 dakika süreyle çalkaladım ve slime'ımız oldu. Bakalım benim sürpriz süsleme malzemem ne olacak? Tamir istemiyor. Wow, seninkinden daha güzel. Gördün mü Buse'cim, seninki gibi değil. Çok güzel oldu. Hala kopmuyor ve şimdi koptu. Bu arada benim sesime ne oldu yahu? Her şey çok güzel, çok güzel ama slime yapmayı başaramamıştı.
O da neden senin yüzünden? Bana fazla koy demiştin. Sen de az koymuştun. Oldu arkadaşlarım, çok beğendim. Slime'ım çok güzel oldu. Şimdi süsleyelim. Sihirli poşetimizi açalım. Vay canına, bana da hologram tozu çıktı. Hepsini kullanmayacağım. Diğer slime'larıma da biraz ayıracağım. Bakın onu nerede saklayacağım. Gizli hazine sandığım burası olsun. Bunun içinde shimmer var. Yani hologram tozu. Şimdi hologram tozumu slime'ıma iyice yediriyorum. Bakın slime'ın renk değiştirmeye başladı bile. Ve parmaklarımın rengine bakın. Yanar döner hareketleri görebiliyor musunuz? Tam bir hologram tozu. Evet arkadaşlarım, hologram tozumu da iyice slime'a yedirdim. Hepsini katsamaydım bilmiyorum. Sizce etkisi oldu mu? Hadi şöyle yakından bakalım. Bence etkisi oldu. Bence evet. De çok güzel oldu. Tam bir shimmer shine. Harika, muhteşem. Bana çıkan süsleme malzemem de Rare'miş arkadaşlarım. Arkadaşlarım sizce bu metalik mi? Shimmer mı? Benim karakterlerim yıldız işaretiyle işaretlenmiş. Demek ki çıkan süsleme malzemem de yıldız işaretli olan, yani metalik olan shimmer shimmer diye boşuna diyormuşum arkadaşlarım. Yani bana metalik slime süsleme malzemesi çıkmış. İşte böyle arkadaşlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bayıldım. Bayıldığımı da size göstermeye çalıştım. Başınızı ağrıttıysam beni affedin arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Slime'ımız gerçekten çok güzel oldu. Bundan sonraki tariflerde bir damlacık daha fazla su eklersem daha yumuşak, kopmayan esnek slime yapabileceğim. İşte böyle arkadaşlarım. Artık veda zamanı. Vedaları hiç sevmiyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın, olur mu? Ve lütfen yorumlara şunu da yazın. Daha çok Popsy Slime, yani Unicorn Popsy Slime setlerinden açalım mı canlarım? Cevabınızı heyecanla bekliyorum. Buse ile birlikte vedamızı ederken slime'ı saklama kabına yerleştireyim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.